Evet sevgili Kadıköy Sokak takipçileri, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Düğme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, biliyorum hepiniz uçak bekliyorsunuz, biliyorum hepiniz duyum bekliyorsunuz. Bakalım o duyumlar ne şekilde olacak? Bu videoda hep birlikte izleyip yorumlayacağız. İlk olarak artık İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde benim duyumunu verdiğim Fiorentina'nın João Pedro'nun Fenerbahçe'den sağlık raporlarını istediğini ve sakatlık raporlarını beklediğini yazmış. Eğer bu gerçekleşirse kiralayacaklar yazmış ama eksik yazmışlar. İnsan şunu da yazardı. Fenerbahçe'nin aldığı ücrete yakın bir ücretle satın alma opsiyonu da koyduracaklar diye yazardı. Yazmamışlar, çok ayıp etmişler. Ben hiç hoş karşılamadım. Yani 30 yaşındaki santraforu Fenerbahçe'den kiralamak için sakatlık raporu istediklerini falan söylemişler. Vesaire. Şimdi 15 resmi maça çıkıp 2 gol 1 asist yapan şanssız 2 sakatlık yaşayan João Pedro. Hani ben sosyal medyada şunu çok görüyorum. Ya hocam diyor, yani forma alacak olsam arkaya kimin adını yazdırırım? İşte Galatasaray'da şu yazılır, bu yazılır. Bir kere Galatasaraylılar formasının arkasına Icardi yazdırıyorlarsa sokakta dayak yemeleri lazım. Millet ulan bizimkilere hani şuna buna mı yan gözle bakıyorsun diye döverler. Mertens desen 36 yaşında diyebiliyorum. Ya Muslera yazdırabilirler kaleci forması alırlarsa. Kendini yere atan yazdırabilirler. Ne bileyim Mert yazdırabilirler. Mertçe yazdırabilirler. Yani dünkü olaylardan sonra artık yazdırabilir. Sen Ferdi Kadıoğlu yazdırabilirsin. Sen Joshua King yazdırabilirsin. Premier Lig'den aldığın yıldızı niye çöpleme peşindesin? Sen Batshuayi yazdırabilirsin. Dortmund, Chelsea, Crystal Palace, Marsilya bunlar şey mi? Dandik takımlar mı? Hani futbolcu Fenerbahçe futbolcusu olduğu zaman karaktersiz, şerefsiz, haysiyetsiz oluyor size göre. Başka takımın futbolcusu oldu muydu? Tam bunlar olsa bile yıldız. Merak ediyorum, yazdıramaz mısınız? Valencia yazdıramaz mısınız formanın arkasına? Yok hocam o küfürle çalışıyor. Siz küfürle çalışıyorsunuz. Hayatınız küfürle çalışıyor. Harbi bak merak ettiğimden soruyorum ya. Rossi beğenmeyebilirsiniz. Hiç belli olmaz. 1,5-2 sene sonra bir bakmışsın Real Madrid'de, Barcelona'da. Ya bizde tutmadı belki. Yani bence tuttu da. Bitiricilik problemi hala var. Ya ben anlamıyorum ne bu çöpleme merakı. Emre Mor mesela birçok Türk genci Emre Mor'un formasını taşımaktan gurur duyuyordu. Siz duymuyor musunuz? Mert Hakan, Crespo. Mesela Zayt, Zayt, Zayt diye geberiyorsunuz. Zayt'ın formasını alıp giyemiyorsanız bu sizin sorununuz o zaman. Atilla Szalai. Millet çıldırıyor Szalai, Szalai diye. Atilla yazdırın mesela formanın arkasına. Çok mu zor? Zor demek ki size göre. Osterwold'e yazdı. Neyse. Buruma'ya sert eleştiri futbolu bırakmalı demiş. Bir sorum var ama en sonunda mı sorsam? En sonunda sorayım çünkü kafama çok takıldım. Buruma için sert bir eleştiri gelmiş. PSV efsanelerinden Van Gaal Heckenfors demiş ki katıldığı programda. Bu hafta aldığım en güzel haber o çocuğun küfür etmiyor. Buruma'nın satılmasıydı demiş. Benim de aldığım en güzel haberlerden bir tanesi Bruma'nın satılmasıydı. Tüm haftam bu sayede mutlu geçti. Aynen benim de. PSV'nin bu yüzyıldaki en kötü transferi demiş. Vay geçmiş olsun PSV'ye. Bana göre Bruma futbolu bırakmalı demiş. Bruma kimdir? Hakikaten Bruma kim? Bruma kimdir? Bruma kim arkadaşlar? 1994 24 Ekim'de doğmuş. İyi de Bruma kim? Portekiz milli takımıyla 9 maça çıkmış, 1 gol atmış. İyi de Bruma kim? Neyse, sıradaki haber. Mia Zajc transferine başkan vetosu. Vay. Veto. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mia Zajc için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan veto geldi. Oo. Başkanım veto etmiş. İyi de Beşiktaş önce gitsin şeyi alsın kendine.
Dökük çorabını diksin. Hangi parayla Zayt'ı salacaklar? Ben onu merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sözleşmeli yakın zamanda 2,5+1 yıl uzatacağı konuşulan futbolcusunu hangi parayla alacaklar? Onu merak ediyorum. Bilen arkadaşlar da yoruma yazarsa ben de aydınlanmış olurum. Beni aydınlattığınız için sağ olun floresan lambalar. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kafasına 4 dikiş atılan Şenol Güneş... Lan ne saçmalıyor? Miha Zayt transferinde 30 santim... Ali Koç teklifi reddetti. Portekizli hocası Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı iddia edilen. Ali Koç gitmesini istememiş. Miha Zayt da istiyormuş. 2019'da Fenerbahçe'ye katılan Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Şektaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zayt bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. Kime göre alamadı? 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yo. Kartal futbolcuyu yaz döneminde bedel ödemeden alabilecek. Bedel ödeyecekler. Teker teker gidecekler. Kim bedel ödemiyormuş ya? Hayırdır? Hayırdır lan, kim bedel ödemiyormuş? Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusunu gelip alacaklar. Alsınlar bakalım. TFF Başkanı Galatasaray Mehmet Büyükekşi hakem konuşana para cezası demiş. O zaman şimdiden birilerine üzülmeye başladım. Çünkü Galatasaray'ın cezalarını ödeyecekler demek ki. Türkiye Kupası kura çekiminin ardından konuşmuş. Demiş ki hani böyle bir müzik var ya. Hakem kararlarını bir gülme tuttu. Hakem kararlarını birçok kez gündeme getirdi. Yalnız hakemlerimiz yıllardan beri devam ediyor. VAR ile ilgili bir tespit yapmak gerekirse geçtiğimiz sezon 4 ayda sadece 2 saat eğitim veriliyormuş. Önümüzdeki 4 ayda 200 saat VAR eğitimi vereceğiz bence de. VAR'ın başındakileri mesela futbol eğitimi verin. Ayaklar oynanan bir şeydir. İşte iki direğin arasına girince gol olur. Offside'ımsı, golümsü, şikemsi. Hani değişik tabirler, her çeşit tabir olabilir. Hakemler de bir insan demiş. Vallahi hakemlerin bu sene benden aldığı bedduayı herhalde şeytan almamıştır. Yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Kim Fenerbahçe düşmanlığıyla maç yönetiyorsa, Fenerbahçe'nin hakkını yiyorsa Allah bin bir türlü belasını versin. Çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Çok açık mı? Hocam beddua etme sana dön. Hayır abi, milyonlarca kişinin hakkını yiyen kişiden çıksın. Atıyorum kafadan. Birisi çıktı Türkiye'nin göbeğinde bomba patlattı. Allah onun da belasını versin. Çoluğunun çocuğun da belasını versin. Aynı acının beterini de yaşasın. Bu kadar basit. Siz buna beddua etme diyorsanız sizin de belanızı versin. Bu kadar basit. Ne milletin canını yakıyorsunuz ya? Ya kaç tane Fenerbahçeli kalp krizinden öldü sizin haberiniz var mı? Kaç çocuk yetim kaldı? Son 2-3 senede kaç çocuk yetim kaldı? Yanlış yönetilen maçlardan dolayı. Allah sorsun çıkartsın. Kim bunları destekliyorsa onlardan da çıkartsın. Kim haksızlığı talep ediyorsa Allah ondan da çıkartsın. Neyse, bundan sonra ceza vereceğiz diyor. Tabii tabii. Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk mesajı. Şimdi Galatasaray yönetimi öyle bir saçmalamaya başladı ki insanlar artık Galatasaray küçüktür, mide bulandırır demeye başladı. Çünkü Galatasaray yönetimi tepkileri üstüne aldı. Yani tehditler, şantajlar, sonra da futbolu saha içinde oynayalım. İçiniz. Burak Kızılhan, Dursun Özbey'e, Ali Koç'un çağrısından sonra Dursun Özbey'in de yaptığı R'den önce bir açıklama yapıyor. Hani 28 şampiyonluğu tartışmak için çağrıda bulunuyor ama yani mertçe konuşulur bunlar. O yüzden geçtim. Son haberimiz Fenerbahçe transferden Emin. Fenerbahçe'nin Parma'dan kadrosuna kattığı çok özür dilerim. Katmak üzere oldu. Yani kattığı desem üstte kap falan yazısı çıkması lazım. Hani son dakikalar, ne bileyim, ekranı kaplayan son dakikaların falan olması lazım. Yani artık iş bu raddeye gelirse, ne bileyim, ekranda mesela son dakika yazısı görürsünüz, böyle belirip gider, üstte kap yazar. Siz oradan anlarsınız transferin hani işin imzaya kaldığını. İmza atılmadan da resmi açıklama yapamaz biliyorsunuz ama siz buradan anlarsınız yani. Ama tabii böyle bir şey de cesaret ister.
İlk olarak Mustafa Hoca'nın duyurduğu, diğer insanların bilmediği, hep başka taraflara yöneldiği, Marcelo'lar, bilmem Juventus'taki Santoslar falan filan dediği dönemde Fenerbahçe Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katacağından emin. Bu arada arkadaşlar ben Osterwolde'den ilgili sürprizimi açıklayayım. Transfermarkt'a yansımamış bazı bilgileri var. Genç yaş kategorilerinde tam tamına 10 maça çıkmış ve 14 artı 3 kuralından yararlanacağız. 1. Transfer gerçekleşirse, kap yapılırsa. 2. Ali Oski'nin gitmeme durumu da var arkadaşlar. Ali Oski'nin gitmeme durumu da var. Hocam şey mi? Sözleşmesini mi donduracağız? Yo. Gitmeme durumu da var Ali Oski'nin. Bunu da konuştuk. Görüşmelerde Peşe'yi kaydettik. Fenerbahçe son olarak Parma'ya 6,5 milyon euro bonservis ve 1,5 milyon euro bonus önerdi diyor haberde. Fenerbahçe anlaşma sağladığı futbolcunun 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak, şey imzalamak istiyormuş. Ben şunu söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de kap bombardımanı. Hadi size bir soru sorayım. Fenerbahçe'de ilk kap hangisi olur? Osterwolde. Zayt uzatma. Ne bileyim Valencia'ya 6 ay uzatmayı da Zayt'sa sayalım. Buruma kim? Buruma ile ilgili bir şey. Gustavo Henrique. 4 tane kap. Fenerbahçe'de kap bombardımanı arka arkaya 4 transfer. İşte detaylar başlığını koyacağım. Bilin bakalım sıralama nasıl olur? Yani Osterwolde mi? Sözleşme uzatmaları mı? Giden isimler mi? Fesih mi? Siz karar verin. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bir insan, duyum veren bir insan, üstüne forma giydiyse, tıraş olduysa, 24-25 Ocağı belirttiyse, bir zahmet Fenerbahçe Spor Kulübü 25 Ocağı da geçirmeyelim. İnsanlar kap bekliyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Aşağıda abone sayısı normalde gözükmesi lazım ama gözükmüyor. Ha, şimdi gözüküyor. Yani açıkçası ben üzüldüm. Yani ben açıkçası üzüldüm. 28.300'e üzüldüm. İnşallah sizler bu videoyu beğenirsiniz. Beğeni atarsınız. Kanala da abone olursunuz. Ulan abone olacağım lan. Ulan madem kap söyledin. Bu kaplar için abone olacağım. Göreceğiz bakalım çıkacak mı derseniz zaten burası 29.000'i geçer. Bakalım siz mi samimi Fenerbahçelisiniz? Ben mi daha samimi Fenerbahçeliyim? Hepinizi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Davete icabet etmek sünnettendir. Mübarek Recep ayındayız 3 ayların başında. Bakalım ne yapacaksınız? Görüşmek üzere.